Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. Amerika Birleşik Devletleri'nde New Jersey Senatörü Bob Menendez ve Maryland Senatörü Chris Van Hollen'ın sunduğu ve Türkiye'ye F-16 satışını sınırlandırıcı koşullara bağlayan eklemeler, Amerika Birleşik Devletleri 2023 Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasa Tasarısının Senato versiyonundan çıkarıldı. Amerika Birleşik Devletleri Senatosu, 2023 savunma bütçesini içeren NDAA tasarısına son halini vermek amacıyla toplandı, tasarıya eklenmek üzere sunulan 900'e yakın eklemeler görüşülmeye devam ediliyor. Kongre kaynaklarından edinilen bilgilere göre, New Jersey Senatörü Demokrat Menendez ile Maryland Senatörü Van Hollen'ın sunduğu ve Türkiye'nin abden F-16 alımını koşullara bağlayan iki eklemede tasarıdan çıkarıldı. Senato NDAA tasarısını tamamladıktan sonra Temsilciler Meclisi'nin versiyonu ile ortak bir metin haline getirilerek onay için Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'ın masasına gönderilecek. Türkiye'nin F-16 alımını koşullara bağlayan benzer bir ekleme NDAA tasarısının Temsilciler Meclisi'ne eklenmişti ancak ortak metinde bu eklemelerin de çıkarılması bekleniyor. Senato'daki bu değişimde, Türkiye'nin Washington'da yürüttüğü diplomatik çabaların etkili olduğu belirtiliyor. Menendez, Pentagon bütçesini içeren 2023 NDAA tasarısının Temsilciler Meclisi versiyonuna sunulmuş ve Türkiye'ye F-16 satışını şarta bağlayan eklemenin aynısını tasarının Senato versiyonuna da dahil etmişti. Eklemede silah ihracatı kontrol yasası kapsamında Türkiye'ye yeni F-16 satışının yapılmaması ve F-16 modernizasyon kitlerinin satılmaması hükmü konulurken bu maddenin muafiyetini ise, Senato ve Temsilciler Meclisi ilgili komitelerine söz konusu satışın abdinin önemli ulusal güvenlik menfaatlerine temas etti. Bu silahların Yunan hava sahasını mükerrer şekilde ihlal etmeyeceğini temin etmek için atılacak somut adımlar sunulduğu takdirde başkanın bu maddeyi uygulamaktan muaf olacağı ifade edilmişti. Öte yandan, Maryland Senatörü Van Hollen ise bu koşullara, uçakların terör örgütüne karşı kullanılmamasını ve Türkiye'nin İsveç ile Finlandiya'nın NATO üyeliğini onaylaması koşulunu eklemişti. İzlediğiniz için teşekkür eder, güncel haberlerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız.